Selamünaleyküm arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti topraklarına hoş geldiniz. Yeni bir videoma hoş geldiniz tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti dedik. Arkamda Türkiye Cumhuriyeti toprakları var. Münih'in ortasındayız. Göstereyim size. Burası Münih. Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu. Tabii ki Türkiye toprakları sayılıyor. Güvenlik açısından pek yaklaşamıyoruz. Kameralar da var. Yasak çekim yapmak. Ama bugün yeni bir şehir turumuzda Münih'teyiz. Biraz Münih'te gezelim. Hemen konsolosluğun arkasında güzel bir şato var. Schloss Nymphenburg. Bir hemen oraya bir göz atalım. Güzel manzaralar çekeyim size. Yani yolu düşen Münih'e, konsolosluğa düşen mutlaka hemen 100 metre arkasındaki şatonun etrafını geçsin derim. Hadi biz de şimdi bir 100 metre yürüyelim. Şatoya doğru gidelim. Hemen konsolosluğun arkası, uzakta görüyorsunuz. Koskocaman bir alan. Şatonun alanı. Turistler burayı çok geziyorlar. Özellikle Uzak Doğu'dan, Çin ve Japonya'dan elleri fotoğraf makinesiyle. Suda, gölde, suyun içinde de tabii yine hayvancık arkadaşlarımız var. Ördekler var, kazlar var. Şimdi şatoya doğru yaklaşalım. Görüyorsunuz koskocaman bir alan, şatoya ait, Münih'in ortasında. Hani Türkiye'de diyorlar ya, saray diyenlere hitap ediyorum. Almanya'nın da her yerinde böyle büyük büyük saraylar var. Görüyorsunuz. Bu sarı olan çevrili yerlerde manastır, rahiplere, rahibelere ait. Hemen şatonun karşısında. Koskocaman bir alan. Biraz yaklaşalım, size görüntüler alayım kısaca. Görüyorsunuz geldiğimiz istikamet burası. Şimdi şatonun, sarayın karşısındayız. Önüne havuzla çevirmişler. Bugün biraz rüzgarlı hava, kusura bakmayın, belki ses kaydında biraz kötü olabilir. Ama Fransızlara özenmişler gibi görünüyor. Paris'teki sarayın önüne benzetmişler biraz. Tabii yerini tutamaz ama şöyle bir açıdan alalım. Buraya sunni bir havuz yapmışlar. Ve bakar mısınız? Koca koca balıklar. Buradaki derede yüzüyorlar. O kadar beslemişler ki ne? Kocaman olmuş. İlk defa bu kadar büyüğünü görüyorum ben de. Bir bakar mısınız ya? Yanında küçük küçük başka balıklar da var. Forele, yanılmıyorsam. Evet, forele. Ama büyük olanlar karpuz. Yani Almancası karpuz. Ama Türkçesi sazan. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Burada bayağı birkaç tane var ya. Kocaman. Bu kadar büyüğünü ilk defa görüyorum. Yani en azından bir 70-80 santim var. Büyüklüğe bak ya. Kaç kilodur acaba? Biz yavaş yavaş şatoya doğru yürüyelim. Şatonun çevresini gezdikten sonra da kısa bir şehir turu yapalım. Bir alışveriş yapalım. Sizlere birkaç dükkan göstereceğim. Hafta sonu insanlar işte gezmek için, turistler de çoğunlukla, resim çekmek için Münih'e gelenler yani mutlaka buraya gelirler. Burada kısa bir tur atarlar. Burada
Rüzgar çıktı. Artık bahar geldi. Alışacaksınız böyle rüzgarlı videolara. Ya bahar da kim ya? Sonbahar yani. Burada bisikletli kutçeler de var. Gezebilirsiniz tabii. Tembeller için ekspres. Bisikletle kendinizi çektirin. Saatliği 4 euro, 5 euro yanılmıyorsam. Üzerinde de yazıyor zaten. Şatonun önüne gelmiş bulunuyoruz. İçeriye giriş var mı bilmiyorum ama kapıcı var. Milleti çeviriyor. Muhtemelen almıyorlar. Şöyle bir şatonun komple giriş kısmını size alayım. Yanılmıyorsam Rönesans'tan kalma. Kaçıncı yüzyıl bilmiyorum. Ama çok meşhur bir şato Münih'in. Şatodan ayrı biz şehir merkezine doğru gidelim. Girişi almıyorlar ne yazık ki. Yine bu korona. Korona yüzünden tabii. Bir şehir merkezine gidelim. Birkaç dükkan gezelim. Herkesten size birkaç görüntüler alalım. Şimdi Hauptbahnhof'un karşısına Goethestrasse'ye gelmiş bulunuyoruz. Burası hep Türk marketleriyle dolu. Görüyorsunuz. Birkaçına girelim, alışveriş yapalım. Bu sokak boydan boya hep Türk marketleriyle dolu. Yani küçük İstanbul diyebiliriz Münih'in ortasında. Hemen birine bir girelim. Hemen bir tanesine daldık. Burada gözüme taze taze hurmalar çarptı. Türkiye'den gelen incirler. Nar var. Burada çoğu ürünler zaten Türkiye'den. Türk ürünleri. Ben bu taze hurmaları çok seviyorum. Böyle bir tane alacağım. Hemen devam gezmeye başlayalım. Burada Türkiye'den ürünler var. Kola Turka Link gibi. Arkadaşlar size link de atabilirim. Pekmez, tahın, çokomeller, yağlar. Gelmişken biraz alışveriş yapalım. Sucuklar, salamlar. Ben hemen bir Çamlıca kaptım. Türkiye hatırası. Türkiye'yi anımsamak için. Büyük boy bir Çamlıca kaptım. Arkada da karşımızda da kasap amca var. Taze et isteyenler. Kasap amcadan siparişini verebilirler. Şu an Çavuşoğlu marketteyiz. Etlerimiz helal kesimdir diye yazıyor. Yani buraya gelenler yoğunlukla Türk ürünlerini alabilirler. Peynirinden, sucuğuna, her şeyi burada. Ekmeğine, yağına. Burada da bakliyatlar, mercimek, fasulye, nohut, bulgur, makarnalar, şehriyeler, pirinçler, tatlılar, ne ararsanız bulursunuz bu markette. Balık da var burada. Balık sevenlere gelin buyurun. Biz et almış bulunuyoruz. 3 kilo 200 gram kıyma aldık. 2 kilo 300 gram da doğramalık kuşbaşı aldım. Gelmişken boş çıkmayalım dedik. Yaptığımız alışverişleri arabaya koyduk. Kısaca size kasa kağıdını göstereyim. Toplam bedeli de burada yazıyor. 114 euro. Yani içinde 3 kilo kıyma, 2 kilo da kuşbaşı et var. Gerisi hep işte limonataydı,
bakliyattı, şuydu buydu, biberdi, sucuktu. Şimdi eşyaları arabaya bıraktık. Biraz daha Münih'i gezelim. Biraz yürüyüş yapıyoruz daha. Goethestrasse'deyiz. Gördüğünüz gibi birçok burada Türk marketleri var. Dönerciler var, lokantalar var. Yani adeta Türkiye'yi aratmıyor burası diyelim. Kuaförler, berberler, gelinlik dükkanı, kıyafet dükkanları. Ama çoğunlukla da gördüğünüz gibi marketler var. Karşı tarafta da Çavuşoğlu var. Yine bir tane. Ve burada İş Bankası bile var. Münih'in ortasında, merkezinde İş Bankası hesabı olanlar veyahut da İş Bankası'nda hesap açmak isteyenler buraya gelsinler, buyursunlar. İşlemlerini buradan halledebilirler. Münih'in küçük Türkiye'si, küçük İstanbul'u diyelim. Kırtasiyeler falan da var burada. Halıcı var, halıcı abimiz var. Kapı kuleye halı serer. İncikçi, boncukçu, bardakçı, lambacı. Türk usulü her şeyi bulabilirsiniz. Export. Kuyumcumuz bile var burada. Yani Türkiye'yi aratmıyor dedik. Lokantalar var. Altın dilim. Antep sofrası. Antepliler buyursunlar. Biraz kalabalık. Biz yolumuza devam edelim. Almanya'da yaşayan Türklere de biraz işte reklam yapmış olalım. Çöp değil orası. Türkler her yerde, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Karşı tarafta da Türk berberleri, Türk kuaförleri var. Berber kuaför demişken de buradan Yunus Emre kardeşime, berber Yunus Emre'ye selamlarımı iletiyorum. İzliyordur inşallah. Karşıda Kuzey Turistik var. Uçak bileti almak isteyenler, Reise Büro tarzı. Karşıda tek biletlerinizi, Türkiye'ye seyahatlerinizi, otobüsle olsun, Türk Hava Yolları ile olsun buradan alabilirsiniz. Ziraat Bankası da var. Ziraat Bankası şubesi. Bu da Almanya'da normal bir görüntü. Size biraz da Türk kuyumcusundan biraz görüntüler alayım. Bayanların gözü gönlü açılsın. Tabii ki buradaki fiyatlar Türkiye'deki gibi değil. Buradaki vergiler daha yüklü. Altına olan vergi yüklü burada. Ama birkaç bir şeyler göstereyim size. Hani çeyrek Cumhuriyet altını burada bulabilirsiniz. Kolye, künye olarak. Şimdi Goethestrasse'den çıkıyoruz. Heilsplatz, Stachus, Marienplatz istikametine doğru gidiyoruz. Hani burası da Hauptbahnhof'un çevresi de şehir merkezi olarak geçiyor. Ama Marienplatz yaya geçitleri için, gezmek için daha güzel bir merkezi alan. Biraz da orada turlayalım. Oradan birkaç görüntüler alalım size. Tabii burada tramvayla, U-Bahn veyahut da S-Bahn'la da tüm şehrin her köşesini gezebilirsiniz. Ama Marienplatz Hauptbahnhof'a yakın. Aşağı yukarı bir 10 dakikalık yürüyüş. Yürüye yürüye Marienplatz'a doğru gidelim. Hauptbahnhof'la Marienplatz arasında da Alman tiyatrosu var. Alman tiyatro binası var, öyle diyelim. Karşımızdaki büyük sarı bina. Burada Münih'in tiyatrolarından birisi. Bilmeyenlere bildirilir. Tiyatro sevenler için. İleride de ufak yollu bir sinema var. Münih'in her köşesinde zaten büyük büyük sinemalar var. Ama şehir merkezinde de böyle ufak eskiden kalma sinemalar var. Karşıdan karşıya geçmek için yeraltı tünelini kullanıyoruz. Karlsplatz'dayız şu an. Biraz daha yürüyeceğiz. Şimdi yukarı çıkacağız. Karlsplatz Stachus'a çıkacağız. Oradan da direktmen zaten Marienplatz'a ulaşmış oluyoruz. Oradan yukarı çıkalım. Hauptbahnhof bölgesi bu tarafta kaldı. Burası Karlsplatz Stachus diye geçiyor. Biraz daha yürüyüp sağ tarafta Marienplatz'a, Münih'in ünlü ve meşhur sembollerinden birisi olan çift
başta kilisenin oraya doğru yürüyeceğiz şimdi. Almanya'da biliyorsunuz sokaklarda maske takma zorunluluğu yok korona yüzünden. Ama kapalı alanlarda ve dükkanlarda maske takmalıyız. Son günlerde Almanya'da da hele hele bu Bayern eyaletinde Münih çevresi ve Landshut'ta korona vakası çok arttığı için sıkı yönetim getirmek istiyorlar. Yurt dışına seyahatleri de kısıtlamak istiyorlar. Anlatabiliyorsam. Yani gezmeler biraz daha zor olacak. Yurt dışına çıkmak isteyenler. Şimdi sağ tarafta bir Marienplatz'a doğru dalacağız. İşte burası Karlsplatz, Stachus, Marienplatz girişim noktası diye geçiyor. Ben burada 3 sene meslek eğitimi yaptım. Burada okula gittim. Az da olsa buraları biraz biliyorum. Hani kaybolmuyorum Münih'te, öyle diyelim. Münih'e gelenler mutlaka burada otururlar, dinlenirler, resim çekerler, resim çektirirler. İşte burası Münih'in merkezi diye geçiyor. Burada cıbıl cıbıl abiler var. Suya girmişler, serinlemişler. Şimdi giyiniyorlar. Burayı artı 18 sansürlesem iyi olur galiba. Ama bu tablo çok güzel. Buradan da kapıdan doğru da işte yayan geçitte şehir merkezine doğru boydan boya böyle 3 kilometre boyunca yürüyebilirsiniz. Sağda solda marketler, dükkanlar, alışveriş yapmak isteyenler, kılık kıyafet, pantolon, leviz ve buna benzer şeyler. Burada da görüyorsunuz tabelayı. Direkt giderseniz Marienplatz'a ulaşıyorsunuz. Okul yıllarımı hatırladım. Okul çıkışı hemen buraya koşturuyorduk. Tramvayla falan. Burada Footlook'a vardı. Yani gençlik kıyafetleri, ayakkabıları, aşörtmenleri burada marka olarak bizim gözümüzde tütüyordu. Buradan alıyorduk hep. Şimdi de Footlook'un önüne geçiyoruz. Yani bahsettiğim şey 20-25 sene önceydi. O zamanlar meslek eğitimi görüyordum. Buraya Footlook'a geliyorduk işte. Marka ayakkabı, aşörtmen, tişörtler falan. İşte burası büyük şehir olduğu için, bizim yaşadığımız da küçük şehirler olduğu için bulamıyorduk pek. Burası da Footlook'a. Dışarıdan görünümü alalım. Buralarda kafelerle falan dolu. Dediğimiz Münih'in meşhur sembollerinden birisi çift başlı kilise. Tek başı görünüyor şu an. Birazdan diğer kulesini de göreceğiz. Tabi burada Münih'te yöresel kıyafetlerde bulabiliyoruz. Burası bayana özel giyinen kıyafetlerden satan bir yer. Münih'in meşhur Oktoberfest'i bu ay sonu oluyor aslında 10. ayda. Ama bu sene korona yüzünden iptal ettiler. Böyle tek tük dükkanlarda görebiliyoruz burada. Şu an Münih'in merkezi meşhur Marienplatz'a gelmiş bulunuyoruz. Burası tam merkez ortası oluyor Münih'in. Şuradaki meydan çok meşhur. Burada bir katedrale benzer bir kilise var. Ve burada günün belirli saatlerinde şurada yukarıda şimdi göstereceğim size yakından. Oyun oynayan
heykeller var. Belirli bir saatlerde oluyor günde. Burası işte Marienplatz, meşhur Münih'in tam orta merkezi. Burada da koskocaman dev bir simit var. Görüyorsanız yukarıda heykelcikler var. Bunlar dans ediyorlar, dönüyorlar. Günün belirli saatlerinde tabii. Burada da eylem yapanlar var görüyorsunuz. Çevirmişler. Hayvanları koruma eylemi gibi bir şey. Yer sofrası gibi, kurmuş gibi oturuyorlar burada. Burası meydan diyelim işte. Böyle merkezde de tabii ara ara sokaklar var, AVM'ler, yani birçok alışveriş imkanı sürüsüyle dolu. Burada yani ben bir şey alamıyorum, bulamıyorum diyen varsa bir şey diyemeyeceğim artık. Burada bulamıyorsan bir yerde bulamazsın. Her marka mevcut. Her bütçeye göre de mevcut tabii ki. Şimdi merkezi gezdik biraz, alışveriş yaptık, bakındık, vakit geçirdik Marienplatz'tan. Şimdi geri dönüşteyiz Hauptbahnhof'a doğru. Saatlerce burada gezebilirsiniz yani. Burada vakit o kadar çabuk geçiyor ki ne? Alışverişten, gezmekten, dükkanlardan. Ama burada sokak ortasında İncil dağıtanlar da var, Hristiyanlığı yayanlar. Bunlar organize olmuşlar. Sesi çıkıyor, bağırıyor. Bas bas bağırıyor burada. Evet amca haklısın. Cehennem hak. Biz de inanıyoruz. İman ettik. Aynen ki. Aşktan bahsediyor ama bağırıyor. Nasıl bir aşksa artık. Hristiyanlık böyle işte. Gezdik, dolaştık. Tüm Münih'in merkezini alt üst ettik. Yorulduk. Şimdi yine Goethestrasse'deyiz. Yavaş yavaş arabaya doğru gidiyoruz. Akşam ettik zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.